Sana da soruyorlardır, bana da çok soruyorlar. Dışarı çıktığımda sürekli insanlar asgari ücret kaç lira olabilir diye soruyor. Herkes bunu merak ediyor. Niye? Çünkü asgari ücrete yapılacak artış sadece asgari ücretli değil, bütün çalışanları ilgilendiren bir artış olacak. Yani örneğin asgari ücrete %45-%50 bir artış olursa, asgari ücretin üzerinde maaş alan özel sektördeki diğer çalışanların maaşlarında da bu oranda bir artış olması bekleniyor ki Temmuz'da böyle görmüştük. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir kısmı var asgari ücretin burada. O yüzden de hani enflasyon burada çok belirleyici bir oran olacak. Ve tabii dediğim gibi memura emekliye yapılacak artışla ilgili enflasyondan çıkarttığımız o sonuçlarda masada bir referans olacak. Nedir o? İşte yüzde 45 ama aralık enflasyonu ile birlikte bu rakam yüzde 49'a 50'ye çıkacak. O yüzden de ben yüzde 45-50 arasında bir ...bir artışın olabileceğini söylüyorum. Bu da 16 bin, 17 bin bandında bir net asgari ücrete tekabül ediyor. Peki bir yandan tazminatlar başlığını Doğru. konuşacağız asgari ücretle birlikte. Asgari ücretlinin tazminatı artacak mı? İşvereni 500 liralık asgari ücret desteği sürecek mi? Gibi sorular da akıllara gelecek. Aynı. Bunlarla ilgili nedir sorun? Şimdi durum? tabii kıdem tazminatı meselesi iki türlü bakabiliriz. Birincisi... En düşük kıdem tazminatı yıllık olarak bürüt asgari ücret. O da şu anda 13.414 lira. Tabii asgari ücrete yapılacak bir yüzde 40 artışla bu 18.780 liraya çıkacak. Yani aslında bu şöyle oluyor. Aralık ayında ayrılan birisi diyelim ki 10 yıllık çalışmış. Aralık ayında ayrıldı. Bu ay ayrıldı. Alacağı para işte 134.000 lira civarında olacak. Hı hı. Ama Ocak ayında ayrılırsa asgari ücrete yapılan zam kadar kıdem tazminatı da artacak. Diyelim ki yüzde 40 oldu, 180 bin lira alacak, 187 bin lira alacak. Diyelim ki 50 oldu, 201 bin lira alacak ki arada fark, farkındaysan 70 bin liranın üzerinde 80 bin liraya yakın bir fark var bir ayda. Hı hı. Kıdem tazminatının bir başka unsuru da kıdem tazminatı tavanı. Kıdem tazminatı tavanı şu anda 23.489 lira. Bu memura yapılan maaş artışı kadar artacak. Dolayısıyla biz orada neyi bulmuştuk hesaplamalarımızda? %49'un üzerinde bir artış. Yani %50'yi düşünmüştük. O zaman da 35.234 liraya çıkacak kıdem tazminatı tavanı yeni yılda. Hatta bu noktada bana çok soru soruluyor. Özellikle EYT'liler, emekliliği gelenler biz işte şimdi mi dilekçemizi verelim, Ocak ayında mı verelim diye. Ocak ayında verdiğiniz zaman kıdem tazminatı tavanı 35 bin liradan hesaplanacak şimdi verirseniz 23 bin liradan hesaplanacak ki hı hı. arada 12 bin liralık bir fark var bu 10 yılda 120 bin lira yapar 20 yılda 240 bin lira hı hı. yapar e, ciddi bir fark oluşuyor bir aylık sürede o yüzden kıdem tazminatı hesapları da Ocak ayında hem asgari ücret artışıyla hem de memurlara yapılan zamla değişecek ve artacak e, O yüzden de herkes şu anda kıdem tazminatını da Hesaplıyor bu noktada. Peki. E... Ama şu 500 lirayı söylemiştim bir kere daha tamam. tekrarlayayım. 500 lira her e, işçi için de devlet destek veriyor şu anda işverene. Hı. Bunun devam etmesini istiyor işverenler ve arttırılmasını istiyor. Bu noktada eğer bugün kabinede belki bu konuda tartışılacaktır. Kamu e, bu noktada elini taşın altına biraz daha koyarsa asgari ücrette bir yükselişte söz konusu olacak. Yani kamu atıyorum bu 500 lirayı 1000 lira yaptım 800 lira yaptım derse evet. bu kadar asgari ücrete katkı yapmış olacak. Peki şimdi bu emekli e, maaşı ile ilgili birkaç başlığı da dün Lütfen. detaylı bir şekilde konuştuk ama bu kök maaşlarla ilgili e, Sabah gazetesinde Azal Ateş'in haberi var bugün. E, orada Büyük kazanımlar mesela öncelikle söylenmiş. Engelli memura lojman önceliği sağlanacak, memurun mali ve sosyal hakları iyileştirildi, şube müdürü müdürlerinin mali hakları arttırıldı, ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi memurlara. Toki konutlarında Doğru. memurlara öncelik verilecek, toplu sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek, ee, yine güvenlikçilerin ek ödemeleri arttırılacak gibi kazanımlardan bahsediliyor. Şimdi siz dün demiştiniz ki tabloda rakamları açıklarken kök maaş meselesi ayrı bir Çok mesele önemli, evet. hesaplama da ayrı olacak. Ee, 6 milyon üzerinde insanı da ilgilendiren bir başlık emekliyi ilgilendiren. Şimdi bu kök maaşın üzerine yani 7500 lira... Maaş alanlar bizim maaşımız düşük, bunun iyileştirilmesi gerekiyor dediler. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor Doğru. şimdi. Ee, 6 milyon üzerinde kişi evet, için. Evet, yani 16 milyon emekli dersek bunun üçte biri 7500 liranın altında maaş alıyor. Demek. Ve bu iyileştirilme gerçekleşecek. Doğru. Şimdi ne olacak? Seyyanen zam artış nasıl yapılacak? Şimdi burada kök maaş 7500 liraya tamamlanıyor ya, burada ikili bir çalışma yürüyor. Birincisi bu 7500 lira taban maaşın yükseltilmesi söz konusu bir 10 bin lira rakamı konuşuluyor. ama tabii orada hükümet karar verecek. Eğer bu yükseltilirse bütün maaşlar buraya tamamlanacak. Ama tabii kök maaş dediğimiz işte 7500 liran altında maaşlar var, 5000 lira var, bin lira var. 6 bin lira var. 4500 lira var. Özellikle Bağkur Tarım'da böyle düşük maaşlar var. Bunların hepsi 7500 lira olarak ödeniyor. Bunlara yapılacak bir seyyanen artışla hani taban maaşa yaklaştırılırsa burada bir iyileşme sağlanabilir. Dolayısıyla ikili bir artıştan bahsediyoruz. Bir, kök maaşların yükseltilmesi seyyanen artışla senin söylediğin gibi. İkincisi de taban maaşın artırılması. Burada da hazinenin desteğinin biraz daha yüksek olması. Yani sizin Kök maaşınıza zam yapıldı işte yüzde elli zam yapıldı diyelim. Altı bin liraydı dokuz bin lira oldu. Bu on bin liraya tamamlanmış olacak. ha Bu rakamlar tabii insanları tatmin ediyor mu? Etmiyor ama zaten çok düşük olan maaşlar ki bunlar işte sizin çalışırken kazançlarınızın düşük olmasından dolayı düşük hı hı. bu maaşlar. Bunların biraz daha iyileştirilmesi özellikle bu 6 milyon emeklinin biraz daha yaşam kalitesinin artırılması noktasında önemli tedbirler alınacak. Bugün belki kabinede de bu konu Konuşulacak, konuşulacaktır. Konuşulacak, asgari mutlaka. ücret gündemde olacak asgari zaten. Asgari ücret zaten gündemde ve bu işverene verilecek destek gündemde. Yani Ocak ayında aslında herkesin geliri artacak. Yani asgari ücretli olsun, emekli olsun, memur olsun. Bir yandan da memurlarla ilgili çalışma devam ediyor. Onların %15'lik toplu sözleşme artışı var ki sen az önce bazı maddeleri söyledin. Hı hı. Onlar toplu sözleşmedeki kazanımlar. Hı hı. Ee, orada da ortalama maaşın kamuda 37.500 liraya çıkması söz konusu. Peki